Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bir business class'tasınız. Geniş gövdeli bir uçakla keyifli bir seyahate doğru çıkıyorsunuz. Hoş koronavirüs günlerinde böyle bir şey yapma şansımız çok çok düşük ama olsun. Ve bir anda bir kertenkele ile göz göze geliyorsunuz. Panik yapmayın. Pek bir şey olmaz ama havacılık açısından, uçuş emniyeti açısından bu durum bir risk. İşte bu olay geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın daha bir ay önce teslim aldığı yeni Airbus A350 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Tango Charlie Lima Golf Bravo tescilli uçak bundan birkaç gün evvel Filipinler'de Manila'ya uçmuştu. Muhtemel Manila'da yerde de bu kertenkele uçağa bindi ve bir yolcuyla İstanbul Havalimanı'na bu uçak indikten sonra kertenkele ile yolcu göz göze geldi. Tabi durum hemen önce kabin memurlarının arkasından pilotlara bildirildi ve özel bir prosedür başladı. İşte bu videomuzda bu prosedürü anlatacağız. Videomun ikinci bölümünde ise Türk Hava Yolları kargonun yeni durumuna beraber bakacağız. İçinde bulunduğumuz koronavirüs günlerinde uçakların temizliğine çok büyük önem veriliyor. Normal bakımlarda yapılan dezenfektasyon, genel temizlik işlemleri artık neredeyse her gün yapılıyor. Hatta bazı uçuşlarda her uçuş öncesinde bu işlem sık sık yapılıyor ki uçaklar sonuçta birçok ülkeye gidip geliyor. Çok farklı milletten insanlar taşıyor sonuçta bir mikrop taşıyıcı bir platform. Bunu da önüne geçmek için hava yolları, sağlık otoriteleri gerçekten yoğun bir çaba gösteriyor. Ama gördüğünüz gibi bazen bu tür davetsiz misafirler uçaklarda kendine yer bulabiliyor. Özellikle büyük bakımlar sırasında hava yolu uçaklarının en büyük dertlerinden biri fare. Fare aynı zamanda kemirgen bir hayvan ve uçağın sistemlerine zarar verebilir. Kabloları kemirdiği zaman Yangına Hatta çok büyük kazalara bile neden olabilir? Özellikle büyük bakımlarda uçaklar uzun süre hangarda kalıyorlar. Bu süreç içerisinde bakımın bir parçası olarak uçaklar zehirli gazlarla e, bu hayvanların e, yok edilmesi bu hayvanlardan arındırılması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ben 2004 yılında bir haber yapmıştım. Türk Hava Yolları, Çin'den İstanbul aktarmalı bir Avrupa'da bir noktaya sincap taşıyordu ve sincaplar özel kenarlarından hava alabilecekleri özel bir kafes içerisinde taşınıyormuş. Uçak İstanbul'a geliyor. O zaman uçak Airbus A340 4 motorlu bir yolcu uçağı. Fakat kargonun indirilmesi sırasında bu sincapların kafesleri zarar görüyor ve sincaplar uçağın içine dağılıyor. O zaman yapılan araştırmada bir kafeste 40 sincabın olduğu tespit edilmiş. Bu şekilde işte kargo kayıtlarına girmiş. Arıyorlar arıyorlar dördünü buluyorlar 36'sı kayıp ve özel işten başlıyor. Uçağı hemen bakım hangarında özel bir noktaya çekiyorlar. Ve uçağın bütün o işte kargo kapakları, kapıları, şunları bunları her taraf kapatılıyor. Ve uçağın o zaman içine yaklaşık 2,5 ton karbon monoksit gazı basılıyor. Burada amaç oksijenin uçak içerisinde yok edilip o tür hayvanların zarar vermeden ölmelerini sağlamak ve belirli bir sürede bekleniyor. İşte uçağın büyüklüğüne, gazın etkilerine ölçümler yapılarak bu gerçekleştiriliyor ve en az 3-4 gün bazı uçaklarda bir haftaya kadar yerde boş olarak bu gaz basılmış bir şekilde bekletiliyor arkasından yapılan incelemelerde işte sincapların bir kısmının ne yazık ki işte ölüleri bulundu, bir kısmının kaçtığı tespit edildi. Uçak sistemleri tekrar söküldü, kablolar, bütün bu aviyonik sistemler her tarafı uçan tek tek bir daha kontrol edildi ve arkasından buranın uçuş emniyetine uygun olduğunu görüldükten sonra uçak tekrar hizmete verilmişti. İşte bu kertenkelede de benzer bir olay oldu. Airbus A350 te teknik tarafından kapatıldı. İçeriye karbon monoksit gazı basıldı ve belirli bir süre bekletildi. Arkasından yapılan kontrollerde herhangi bir şekilde hayvanla ilgili bir ize bulunmadı ve uçuşlar devam etti. Videomuzun ikinci bölümünü ise Türk Hava Yolları'nın kargo bölümünün geçtiğimiz günlerde açıklanan kamuoyu aydınlatma platformu bilgisiyle ayrı bir şirket haline getirilmesiydi. Türk Hava Yolları açısından kargo çok önemli bir gelir kalemi. Hatta şu son koronavirüs salgını sırasında yolcu operasyonu resmen dibe vurdu ama kargo da altın çağını yaşıyor. Bugün Türk Hava Yolları'nın filosunda 25 kargo uçağı var. Bu kargo uçaklardan onu Airbus A330, 7'si Boeing 777 ve kalan uçaklar ise e, ACT Hava Yolları'ndan kiralık Boeing 747 400, 2 adet ULS'den kiralık Airbus A310 ve 1 adet de MRG'den kiralık Airbus A300-600 tipi uçak. Toplam sayı 25. Bu filo çok ciddi bir gelir getiriyor Türk Hava Yolları'na. Ve Türk Hava Yolları da tabii ki önümüzdeki dönem içerisinde yolcu operasyonunun çok büyük bir zararı var bu şirketin ayrı bir izin altında özel olarak havacılıkta EOC denilen izin alması kendi adı altında operasyonunu yapması planlanıyor ve tabii ki bu şirketin de bir kısmı ortaklığa açılacak. Amaç buradan gelecek ciddi parayla Türk Hava Yolları'nın ana şirket yapısının zararının bir miktar azaltılması. Çünkü gerçekten zarar bu yıl rekor miktara gelecek. Henüz açıklanmış herhangi bir devlet yardımı da yok Türk Hava Yolları açısından. Hava havayollarının önünde iki şık var. İşte bu tür kargo gibi yatırımlarını dışa açmak, ortak almak, hisse satıp para içeri koymak, bu zararı kapatmak ve aynı zamanda ne yazık ki belirli bir miktardan sonra talebin böyle gitmesi durumunda da ne yazık ki küçülmek. Bakalım bunu ilerleyen günlerde nereye doğru gidecek? Bunu açıkçası merak ediyoruz. Belirttiğim gibi TE Kargo ayrı bir EOC yani uçuş izni altında ayrı bir havayolu şirketi olacak. Bu havayolu şirketinde de pilotlar e, kendi kadrolu olarak görev yapacakları için bir miktar pilotun TN'in içinden bu şirkete çekilmesi planlanıyor. Bu durumda tabii ki Türk Hava Yolları'nın geniş gövdeli uçakları A330 ve 777 filolarında bir miktar pilot kaybına neden olacak. Bunu da karşılamak üzere diğer filolardan bir pilot kaydırımı gerçekleştiriliyor. Belki bu dönem içerisinde şu an özel hava yollarının durumları çok iyi değil. İşte geçen yıl, geçen Şubat ayında Atlas Global batmıştı. İşte Onur Air ne yazık ki uzun zamandır uçmuyor. Keza işte Korendon, Tailwind, Freebird gibi havayolları epey bir süre Nisan'a kadar bekleyecek gibi. Belki buralardan dışarı çıkacak pilotları da Türk Hava Yolları alır gibi bir yaklaşım var ama bunlar tabi önümüzdeki günlerde belli olacak konular. Kargo bir havayolu şirketi için inanılmaz bir para kaynağı olduğunu söylemiştim. Siz uçakta sadece kabine bakıyorsunuz. Fakat kargo gövde altındaki o konteynerlar içerisinde taşınıyor. Bu yolcu uçağı için geçerli. Buna da gövde altı kargo deniyor. Bunlarla birlikte özel kargo uçakları da belirli noktalar arasında seferler gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları ki bu koronavirüs aşısının dünyaya dağıtımı ile ilgili çok önemli bir pazar oluşmuş. Bu pazarda da aşılar çok özel bir sıcaklıkta taşınması gerekiyor. Bunun için özel konteynerler hazırlanıyor. Konteynerlerin içine kuru buz konuyor ve aşılar gerçekten böyle eksi santigrat derecelerle taşınma imkanına sahip. Ve tabii ki bu işlem çok pahalı bir işlem. Niye? Kuru taşınması gerçekten riskli. Çünkü e, özel bir kategoride kargo olarak taşınması gerekiyor ve bu ısının yani fabrikadan havalimanına gidiş, havalimanından yükleme aşaması, uçakta bu ısının devamlı süretle kontrol altına tutulması gerekiyor. Eğer ısılarda çok büyük değişiklikler olursa o aşı özelliğini yitirebiliyor. Keza aynı durum uçak indikten sonra aktarma merkezine kargonun gitmesi veya başka bir yere devam ediyorsa oradaki süreç içinde geçerli. Çünkü genellikle örneğin Çin'den alınan bir aşı Türkiye üzerinden ki geçtiğimiz günlerde bunun haberini sitemizden paylaşmıştık. Brezilya uçtu. Tüm bu standartların saatlerce tutulması gerekmekte. Bu ek bir gelir olarak kargoya geliyor. Türk Hava Yolları'nın ileride kargo olarak hedefi normal yük yerine bu tür özelliklere sahip ilaçların taşınması, özel nitelikli kargoların taşınması çünkü bu zaman normal kargoya göre 5 kat, 10 kat daha fazla ücret elde edilip geliri yükseltilmesi için önemli bir adım. Türk Hava Yolları nasıl işte 2005-2010 dönemi içerisinde yolcu da yeni bir sayfa açıp çok ciddi bir büyüme yakaladıysa benzer bir durum kargoda da bu şekilde Türk Hava Yolları'nın önünde. Umarız bu fırsat güzel değerlendirilir. Ama tabii bir yandan da kargo'nun negatif olan tarafları var. Dünya ekonomisindeki herhangi bir dalgalanma kargoyu hemen etkiliyor. Bu durumda da hava kargo hızlı bir küçülmeye gidiyor. Umarız Türk hava yolları hem yolcu tarafında gövde altı taşımacılığı hem normal kargo uçaklarının operasyonuyla kendine güzel bir pazar bulur ve bu şekilde de büyümeye devam eder. Bugünkü programımızda kabinin davetsiz misafiri olan Kertenkele ve nasıl yakalandı bunun hikayesini anlattık. E, i̇kinci bölümde ise Türk Hava Yolları kargoya doğru bir bakış yaptık. Bugün sivil havacılık ağırlıklı bir video ile sizlerle beraberdik. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri, yorumlar, analizler tolgozbek.com sitemizde. Her gün hafta içi her gün saat 19'daki yayınlarımız devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi yeni video yüklendikçe size ulaşması için açın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.